Merhaba hanımlar. Bugün sizlerle bu nohut modeli, nohut örgü modeli bebek yeleğini öreceğiz. Üç parça halinde örülüyor. Öndeki iki parçası ve arka kısmı olmak üzere üç parça şeklinde örüyoruz. Bunun için bir adet bebek ipi, 100 gramlık bebek ipi ve ikinci bir adete, adete daha ihtiyacımız oluyor ondan da bir miktar kullanıyoruz. Ee, bu yelek e, boyutları enden 24 santim boydan 34 santim ee, yani altı e, 6 aydan sonra bebeklere 12 aylık e, olana kadar, 15 aylık olana kadar giydirilebilir. Yani 6 aydan 1,5 yaşına kadar giydirilebilir bebek. E, yani daha kısa olmasını isterseniz daha kısa örersiniz. Daha şu kısmı ve bu boydan beden kısmını ve bu kol e, oyuntu kısmını yaklaşık iki parmak daha kısa örerseniz bu boyutlarda daha küçük e, üç aylık, altı aylık bebeklere de e, örebilirsiniz. En olarak, başlangıç olarak aynı başlarsınız. Biz o zaman şimdi e, malzemeleriniz hazırsa üç buçuk numaralı şişle örüyorum bu arada. Bir tane... bir bir buçuk, yaklaşık bir buçuk 100 gramlık bebek ipiyle örüyorum. Malzemeleriniz hazırsa o zaman örmeye başlayabiliriz. Yeleğimizi 3 parça olarak öreceğiz. Öncelikle arka parçasını, bedenin arka kısmını örmeyle başlıyoruz. Bir ters, bir düz lastik şeklinde toplam 74 ilmek başladım ben. 11 sıra ördüm. Şimdi örneğimizi kuracağız. Örneğimiz eee nohut modeli diye geçiyor. Nohut modeli e, modelini e, arka yüzde kuruyoruz. 4 ilmek ve katları şeklinde örnek kurulumu yapılıyor. O yüzden ben e, 72 ilmek 4'ün katı olduğu için 72 ilmek birer ilmekte kenarda. Başlangıç ve bitiriş ilmeği olarak verince 74 ilmek olarak başlamış oldum. Ee, ön yüzde örnek görünüyor fakat arka yüzde örneğimizi kuruyoruz. Ön yüzde örnek görünce için ben ilk sırayı yani ön yüzümüz bizim aslında ters örgü gibi oluyor. Ön yüze geldiğimizde hep ters örgü yapıyoruz. Örneği arka yüzde kuruyoruz. Ben şimdi ilk olarak başlarken ön yüzüme bir sıra ters örgü yapacağım. Ters, ters örgü ipin benden taraf olması demek. Ters örgümü bu sırada yapacağım. Arka yüze gelince örneğimi kurmaya başlayacağım. Bu sırayı komple ters örgü olarak yapıyorum. 11 sıra lastik örgüsü yaptım. Bir ters bir düz. Ondan sonra ters yüzümdeyken Pardon, burası ön yüz. Ön yüzüme bir tane ters örgü yapıyorum. Bir sıra ters örgü yapıyorum. Arka yüze gelince örneğimin kurulumunu yapacağım. Ön yüzümde bir sıra ters örgümü yaptım. Şimdi arka yüzümdeyim. Örneğimi kurmaya başlıyorum. Örnek şu şekilde kuruluyor. 3 ilmeği birlikte kesip ondan sonraki ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Yani 3 ilmek kesip 1 ilmeği 3 ilmek yapıyoruz. 3 ilmek kesip 1 ilmeği 3 ilmek yapıyoruz. Bu şeklin bu şekilde oluyor. Yani başlangıçta ben 3 ilmek kestiysem örgümün sonunda 3 ilmek arttırma yapmış olmam lazım. Yani burada 3 ilmek kesip başladıysam bu tarafta 3 ilmek tekrar keserek bitirim bitirirsem o zaman ilmek sayım eksik çıkar o ayarlamayı yani şimdi belki yaparken fark farkında olmayacaksınız fakat kol kesiminde o ve diğer yerlerde şaşırmamanız için acaba arttırdım mı eksilttim mi diye buna dikkat ederseniz iyi olur. Yani arttırmayla başladıysanız eksiltmeyle bitirmeniz gerekiyor. Kesmeyle başladıysanız arttırmayla bitirmeniz gerekiyor. Ben şimdi ilk ilmeğimi örüyorum. 1. ilmeği örerek aldım. Burada 3 ilmeği birlikte alıp keseceğim. Ama kesme işlemini ters olarak yapıyorum. İpim öndeyken kesme yapıyorum. Bu şekilde. 3 ilmeği bir alarak kesiyorum. 3 ilmeği birlikte aldım. Ters olarak kesiyorum. Arttırma işlemini ipim arkada düz örgü olarak arttırıyorum. 1, çıkarmıyorum şişten. İpimi atıyorum. 2 ilmek oldu. Ve tekrar batıp onu örüyorum ve çıkarıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek yapmış oldum bu şekilde. Burada kestim 3 ilmeği. Burada 1 ilmekten 3 ilmek yaptım. Şimdi tekrar ipimi öne alıyorum. Kendime taraf alıyorum ve 3 ilmeği keseceğim. Kesme işlemini ters örgü, arttırma işlemini düz örgü olarak yapıyorum. İpimi arkaya aldım. Arttırma işlemini yapacağım. 1 ilmekten 3 ilmek. Bu birinci. Çıkarmıyorum. Burada duruyor. İpimi doluyorum. İkinci oldu. Üçüncüyü de örüyorum. Ve 3 ilmek yapmış oldum. Tekrar kendime doğru alıyorum ipimi ve kesme işlemi yapıyorum. Örneği bu şekilde kuruyoruz. 3 ilmeği kes, 1 ilmekten 3 ilmek çıkar. Kesme işlemi ters olarak yapılıyor. Bu şekilde. Arttırma işlemi düz olarak yapılıyor. Sıra sonuna geldim. 3 tane kesmemi yapacağım şimdi. İp benden taraf. Şimdi biz buraya başlarken kesme ile yapmıştık. Kesme işlemi ile başlamıştık. Bu örneği kurulumunda kesme işlemi yaparak başladığımız için. Şimdi bitirirken arttırma yaparak bitiriyoruz. Böylece sayımız, ilmek sayımız eksilmemiş veya artmamış oluyor. Şimdi bu sıramızı böyle bitirmiş olduk. Burası örgümüzün arka yüzü. Örneğimizi arka yüzde kurduk. Ön yüze geldik. Ön yüzümüzde örneklerimiz görünüyor gördüğünüz gibi. Ön yüzde her zaman ters örgü olarak yapıyoruz örneğimizi. Ön yüzde ters örgü yapıyoruz. Arka yüze gelince Örnek kurulum yapıyoruz. Şimdi bu sırayı ben tamamını ters örgü olarak yapacağım. Ön sıradayım ve ters örgü ters örgü şeklinde sıramı tamamlıyorum. Bütün gördüğüm ilmekleri ters örgü yapıyorum. Bu şekilde ör, örneğimiz ortaya çıktı. Şimdi arka yüze geçiyorum ve hemen ikinci sıra örneğimi kuruyorum. Bu nohut örneğinde çaprazlama örnek kuruluyor. Yani burada kabartı varsa bir sonraki sırada bunun iki kabartının arasında ör, örneği kuruyoruz. Bunu da şu arka yüzdeyken yaparken Şöyle bakıyoruz. Şurada arttırma şurada arttırma yapmışız. Bu arttırma yaptığımız 3 ilmeği birlikte alıp kesiyoruz. Bunu kesiyoruz. Yanındaki tek olan ilmekten ilmek çıkartıp arttırma yapıyoruz. Şimdi şöyle açıp bakıyoruz. Şurada üçlü var. Bu üçlüyü keseceğiz. Bunu arttırma yapacağız. Yani biz bir önceki ilk kurduğumuz örnekte önce keserek başlamıştık. Şimdi arttırma yaparak başlayacağız. İlk ilmeğimi örüyorum. Şöyle açıp iyice gerdirip baktığımızda şu arttırma yapılan 3 ilmek belli oluyor. Şöyle tersten de bakabiliriz. Şurada İki tane kabartı var. Bunun arasındaki üç ilmek şu üç ilmek bizim bu sırada kesme yapacağımız yer. Yani bu da arttırma yapacağımız yer oluyor. Arttırmaları düz olarak yapıyorduk. İpimiz arkada. İpimiz arkadayken bir ilmekten üç ilmek çıkarıyoruz. İpimizi doluyoruz. İkinci ilmeğimiz oluyor. Tekrar batıp bunu da örünce 3 ilmek çıkarmış oluyoruz bir ilmekten. Kesme işlemimizi de ipimizi kendimize taraf alıp 3 ilmeği birlikte kes keserek yapıyoruz. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Şöyle önden de göstereyim. İlk sırada iki tane kabartı gibi görünen, nohut gibi görünen yer tam ortasında, ikinci sırada tam ortasında yapıyoruz onu. Şunu yani şu kabartı gibi görünen yerin hemen üstündeki ilmekten biz bu sefer ilmek çıkaracağız. Onun yanındaki 3 ilmeği de şu 3 ilmeği keserek şu görüntüyü yapacağız. Yani çaprazlama yapıyoruz. Bir önceki sırada 3 ilmeği birlikte alarak kestiğimizi bir sonraki sırada bir sonraki model kurma sıramızda bir ilmekten 3 ilmek yaparak çaprazlama bir örnek kuruyoruz. Şurası şimdi bizim arttırma yapacağımız yani bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağımız yer. İpimi arkaya aldım. Şimdi ipimi öne kendime doğru aldım. Bu üç ilmekten birlikte alarak kesme işlemi yapacağım. 3 ilmeği 1 ilmek yapıyorum. Ters örgü şeklinde yapıyorum. Şimdi ipimi tekrar geriye aldım. 1 ilmekten 3 ilmek yapıyorum. İpimi kendime taraf aldım. 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Ben bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Şöyle çevirip size göstereyim nasıl göründüğünü. Gördüğünüz gibi çaprazlama şekilde kabartılarımız, nohutlarımız ortaya çıkıyor. Şöyle. Şu görünen nohutumuzun üstündeki ilmeği arttıracağımız ilmek. Şu ikisi arttıracağımız ilmek. Bu aradaki 3 ilmek de keseceğimiz ilmek. Bu işlemi örgümüzün arka yüzünde yapıyoruz. Her zaman arka yüzde yapılıyor bu işlem. Ön yüzde ise sadece ters örgü şeklinde tüm ilmeklerimizi ters örgü şeklinde örüyoruz. Ben arka gövdeyi bir miktar ördüm. Kaç santim ördüğümü göstereyim. Yaklaşık 19 buçuk 20 santim kadar ördüm. Enini de göstereyim. 23 23 santim eninde oldu. Şimdi kol kesimi yapacağım. Kol kesimini ilmek toplayarak. Pardon, ilmek e, ekleyerek, şişime ilmek ekleyerek o eklediğim ilmekleri bu taraftan oyuntu şeklinde keserek yapacağım. İki taraftan da 7 ilmek bu taraftan, 7 ilmek bu taraftan ekleyeceğim. O eklediğim 7 ilmekleri buradaki gövdedeki ilmeklerden alarak 7 ilmeği keseceğim. Artı 6 ilmek daha içeriye doğru keseceğim. Yani toplam burada 13 ilmek kesilmiş olacak. O yüzden ben ayraçlarımı 13 ilmek sağdan ve soldan 13 ilmeğin yanına koydum. Burada 13 ilmek, burada 13 ilmek var. Ama 7 ilmek de ekleyeceğim için aslında 13 ilmek kesmemiş oluyorum. Toplamda 6 ilmek içeriye girmiş oluyoruz. Şimdi ben ilmek toplayarak buradan başlıyorum. Şu şekilde ilmek topluyorum. 2 3 4 5 6 7 7 ilmek toplamış ol. 7 ilmek eklemiş oldum. Şimdi bunu bu tarafa doğru oyuk şeklinde keseceğim. Git gel şeklinde örerek keseceğim. Bir ters bir düz lastik örgü yapacağım. Ee, kol e, kesinti yerindeki kısmı. Yani şu 7 ilmek bir ters bir düz lastik olacak. Yalnız bu iki ilmeği biye şeklinde yapacağım. Bu tarafta iki tanesi düze denk geliyor. Bu tarafta da iki tanesi düze denk gelecek eklediğim zaman. O iki ilmeği düz olarak örüyorum şimdi. Ön yüzdeyim. 1 2 Şimdi ters örgümü yapacağım. Ters örgü düz bir ters bir düz şeklinde 6 tane ilmeğimi örüyorum. İlk 2 ilmeğimi düz ördüm ama. Şimdi 6 tane ilmeğim oldu. Ben 7 ilmek eklemiştim. Bu 7. ilmeğimi Şimdi düzümü ördüm, tersime geldi sıra. Ters örgüyü, yani ben ters örgüye denk getiriyorum kesme işlemimi. Ee, genelde düz örgüye getiriyorlar. Ben ters olarak keseceğim. Kesmelerimi ters yapacağım. Bu yedinci ilmeğim, eklediğim ilmek. İki tane de ilmek, gövdemdeki ilmeklerden alacağım. Yani üç ilmeği birlikte kesiyorum şimdi. Yani eklediğim ilmeği saymazsam gövdeden 2 ilmek kesmiş oldum. 7 ilmek eklemiştim. 2 ilmek eksiltiyorum şimdi. Eksildi. Ters olarak eksilttim. Şimdi döndürüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Örmeden alıyorum şişime. Burada ters örgüye denk geldiği için ters örgü yapacağım iyice sıktım ters düz ters düz şimdi bu son iki ilmeği diğer tarafta düz olması lazım İpimi kendime taraf aldım bir şeklinde yapacağım için örmeden alıyorum diğer taraf düze gelecek yani ön yüzde bu iki ilmeğin düze denk gelecek İpim arkada şimdi Toplamda 7 ilmek eklemiştik. 2 ilmeğini kestim. 2 ilmeğimi bir ye şeklinde öreceğim için düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi de örüyorum daima. Ördüm. Şimdi ters örgüye geldim. Lastik örgüsü yapıyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. 6 ilmek ördüm. Şimdi tersimi bu taraftaki ilmeklerden iki tane alacağım ve bu eklediğim 7 ilmeğin sonuncusu olan 7. ilmeğimi alarak toplam böyle 3 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Ters sıradaydım. Ters olarak yani ters ilmek sırasındaydım. Ters olarak kesiyorum. Şimdi toplamda 4 ilmek gövdeden eksilmiş oldu. Döndürüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters sıradayım. Ters olarak örüyorum. Ters düz lastik örgüsü yapıyorum. Ters düz Son iki ilmeğimi ipim kendimde alarak son iki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilk sırada 2 iki ikinci sırada kesmiş olduk. Toplam 4 ilmeğimizi kestik. Biz 7 ilmek eklemiştik. Şimdi devam ediyoruz üçüncü kesmemizi yapacağız. İlk iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonra bir ters bir düz şeklinde lastik örgümü yapıyorum. Altı ilmek ördüm. Yedinci ilmeğimi terse getirdim. Şimdi gövdeden iki ilmek, lastik örgümden bir ilmek olmak üzere 3 ilmeğimi bir ilmek yapıyorum. Toplamda şu an 6 ilmek kesmiş olduk döndüm tekrar öreceğim. Bir ters bir düz şeklinde örüyorum. Dönüyorum. İlk iki ilmeğimi örüyorum, düz örüyorum. Ondan sonra lastik örgümü yapıyorum. Bir ters, bir düz. Toplamda 6 ilmek gövdemizden azaltmış olduk. Biz 7 ilmek ekleme yapmıştık. Kol oyuntusunu yapmak için 6 ilmeğimizi ördük. Ters örgü şeklinde kesme yapacağım. Yine bir ilmek bu eklediğim lastik lastik örgü için eklediğim ilmekten iki ilmek de gövdeden kesintimi yapıyorum. Yani toplam 3 ilmeği bir ilmek şeklinde kesiyorum. Şu şekilde görünüyor. 8 ilmek azaltmış oldum böylece. Şimdi bu artık bu sırada dönmeyeceğim. Devam edeceğim örmeye. Sıra sonuna kadar öreceğim. Düz ne yapıyorduk karnabahar ne yapıyorduk nohut modelinde? Nohut modelinde ön yüzde tamamen tüm örgüyü ters olarak örüyorduk. Örneğimizi arka yüzde kuruyorduk. Şimdi ben burayı ters örgü olarak sıra sonuna kadar öreceğim ve diğer kol için bu işlemi yapacağım. Tamamını ters örgü şeklinde örüyorum. Sağ tarafta yaptığımız kesme işlemi için yaptığımız işlemlerin aynısını şimdi sol tarafta da yapacağım ve dönme işlemi sırasında da burada da yine kesmelere devam edeceğim. Şu ayıracımın ayracım, ayıracımın olduğu yere kadar kesme işlemi yapacağım. Şu an ben dönmeli kesme işim bittiği için devam ediyorum örmeme. Ters örgümü yapıyorum. Sıra sonuna kadar ters örgümü yaptım. şekilde. Şimdi sağ tarafta yaptığım bu işlemin aynısını bu tarafta da yapacağım. Döndürüyorum ve ilmek ekleyeceğim 7 tane. 7 tane ilmek ekliyorum. 1 2 3 Dört, 5 6 7 Şimdi biz bu taraf arka yüzü örgümüzün, bu taraf ön yüzü. Şimdi bu taraf arka yüzü olduğu için bu iki ilmeği burada önde düz görünmesini istediğim için burada ters örgü şeklinde yapacağım ilk iki ilmeği. Bir, iki tane ters örgümü yaptım. Şimdi bir düz bir ters yapacağım. Düz, ters. Düz, ters. Toplam 6 ilmek örmüş oldum. Bu tarafta ters sıradayken yani ters yüzümüzdeyken, arka yüzümüzdeyken kesme yapacağımızdan dolayı ben bu şimdi düz sıraya geldim 7. ilmeğimde. Bu 3 tane ilmeği burada düz olarak keseceğim. Bu şekilde düz keseceğim. Şöyle bu şekilde düz kesiyorum. 7 tane ilmeğim oldu. Dönüyorum. 2 ilmek azaltmış oldum. Gövdeden iki ilmek aldım. Eklediğim lastik örgü için eklediğim yerden de bir ilmek aldım. Şimdi bu ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi markaya atıyorum. Düz sıradayım çünkü şurası düz. Lastik örgü yapacağım. Bir düz. Biz bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi son iki ilmeğimi yine birye şeklinde yapacağım. Bu taraf ters taraf, yani bu taraf örgümüzün şimdi e, ön yüzü. Ön yüzde olduğumuz için bu iki ilmeği düz örgü şeklinde yapacağız. O yüzden ipimizi bu sefer arkaya atıyoruz ve örmeden son iki ilmeğimi şişime geçiriyorum. Şimdi bu İki ilmeğimi ters örgü şeklinde yapacağım çünkü düzde düz tarafta ön tarafta düz örgü şeklinde görünmesini istiyorum. Bu şekilde ters örgümü yapıyorum. Bir, 2 İpimi arkaya attım çünkü düz lastiğin düz sırasındayım. 1 düz, 1 ters, bir düz bir ters. Şimdi ipimi arkaya attım. Burası düz sıraya geldiğim için düz şeklinde keseceğim bu 3 ilmeğimi. Bir ilmek lastikten, 2 ilmek gövdeden. İkinci defa kesmemi yapıyorum. Yani ilk sırada iki taneydi. ikinci sırada iki tane kesersem 4 tane ilmek azaltmış oldum gövdemden. Döndürüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi arkaya aldım çünkü düz sırada düz örgü sırasındayım. Düz ördüm. Ters ördüm. Lastik örgü yapıyorum. Düz ördüm. Ters ördüm. Ön yüzdeyim. Bu iki ilmeğim düz görünmesini istiyorum. İpimi arkaya aldım ve örmeden iki ilmeğimi şişime geçirdim. Biye şeklinde görünsün istiyorum. Arka yüzdeyim. Bu iki ilmeğimi ters öreceğim ondan sonra lastik örgüsü yapacağım. Düz ters düz ters 6 tane ilmeğimi ördüm lastik örgü şeklinde. 7. ilmeğimi kesme şeklinde yapacağım ve düz olarak kesiyorum. Arkada ters görünmesini istiyorum. Düz olarak bu şekilde kesiyorum. Ve böylece 6 ilmek kesmiş olduk. Şimdi döndürüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz bir ters şeklinde örmeye devam ediyorum. İki ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. ilk ilmeğimi burada ters örüyorum. Ters sırada olduğum için, ters yüzde olduğum için sonra lastik örgümü yapıyorum. Şimdi 4. kesmemi yapacağım. Böylece 8 ilmek azaltmış olacağız. Bu das, e, kenardaki kesme için eklediğim 7 ilmekten 7.si ve 2 ilmek de gövdeden. Şu şekilde düz olarak kesiyorum bu taraftayken. Kestim. Böylece 8 ilmek gövdeden eksiltmiş olduk ve ben bu yüzümü düz öreceğim. Bu tarafa geleceğim şimdi. Şimdi arka yüzde olduğum için modeli kurmaya devam ediyorum. Bir taraftan model kuracağım yani. Şöyle bakıyorum şurası baktığım zaman arttırma yeri gibi görünüyor, şurası kesme yeri. Burayı arttırma yerine biz burada yapmayacağız, tam kesme yerimizin hemen yanında olduğu için burada örnek şu ilmekte örnek kurmamıza gerek yok. Onu normal düz örgü şeklinde örüyorum. Ama hemen yanındakini şöyle kabartı şeklinde olsun diye üçünü bir alarak keseceğim. Ters ipimi ters kendime taraf alıp kesmemi yapıyorum. Örnek kurulumu bu şekilde oluyordu çünkü. Yaptım. Devam ediyorum örnek kurulumunu yapmaya. Burası arttırma yeri. 3 ilmeği 1 ilmek yaptım. Şimdi 1 ilmeği 3 ilmek yapacağım. Çıkarmadan ilmek attım. Bu şekilde devam ettim. 3 ilmek yaptım. Ve şimdi 3 ilmeği 1 ilmek yapacağım. Arka yüzde olduğum için örnek kurulumu yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğim. Örnek kurulumuna devam ederek sıra sonuna kadar geldim. Burası yine arttırma yerim. Arttırmamı yapıyorum. Burası eksiltme yerim. Sayıyorum. 3, 6 7 burası kol kenarındaki lastik yerim. Bu ilmek normalde şimdi arttırmaya geldi ama ben arttırmayı mı yapmayacağım. Çünkü hemen şu lastiğin olduğu yerde hemen art e, örnek kurmak istemiyorum. Hemen örnek görünsün istemiyorum orada. O yüzden burayı düz olarak örüyorum bu şekilde. 3 6 7 şimdi ve kenardaki lastiğimizi örmeye devam ediyoruz. Burada düze geldik. Lastiğimizin düz kısmı düz olarak ördük. Ters, düz, ters, düz. Bu iki ilmeği ters yüzde olduğumuz için ters olarak alma görünsün istiyoruz. Şöyle örmeden aldık. İpimizi de kendimize taraf aldık. Şimdi bu ilk, ilk iki ilmeği ön yüze geçtik. İlk iki ilmeği düz olarak örüyorum. Ve kesmelere devam edeceğim. Lastik örgümü yapıyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. 3, 6. Şimdi yedinci ilmeği kesme yapacağız yine. Şöyle bakıyoruz Örneğimizde şöyle yapıp 7. ilmeği yani şu lastiğe ait olan ilmek 7. ilmek ve onun yanındaki iki ilmeği alarak 3 ilmeği 1 ilmek yapacağız. Ters tarafta olduğumuz için yani ters kes. Lastikte ters ilmekte olduğumuz için ipimizi öne aldık. Ters olarak kesiyoruz. 3 ilmeği birlikte alıp bir ilmek yapıyoruz. böyle. Şimdi bunun arka yüzde olduğumuz için sıra sonuna kadar geleceğim ve ters örgü yaparak geleceğim. Burada gördüğümüz ilmekleri de ters örgü şeklinde örüyorum. sıra sonuna geldim ters örgü yaparak şimdi lastik örgümü yapıyorum İlk İki ilmeğimi ters yüzde olduğum için ters örüyorum ve lastik örgümü yapıyorum. Bir ters bir düz. Şimdi kesmeye geldim. Ters yüzde olduğum için kesmemi düz olarak yapacağım. Yine diğer tarafta yaptığım gibi üç ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Kestim ve kesme işlemin bu tarafta bitmiş oldu. Şimdi ben burada örnek kurulumunu yapacağım. Şu üç ilmeği bir alıp kesme işlemi yapacağım. Çünkü örgümün ters yüzündeyim. Bu örnek ters yüzden kuruluyor. Örnek kurarak devam ediyorum. Bir kestim, bir arttırdım. Yani 3 ilmeği bir yaptım. Bir ilmeği 3 ilmek olarak arttırdım. Tekrar kesme işlemi yapıyorum. Sonra arttırma işlemini yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Örgümün arka yüzü burası. Sıra sonuna geldim. Devam ediyorum örnek kurulumuna. 3 6 7. Burası örnek son örnek kurulumunun olduğu yer. Şimdi şöyle bakarsak kesme işlemlerimizi bitirdik. Şu ayraçlarımızı koyduğumuz yere kadar kesme işlemi yaptık. Burada bir ilmek fazla gibi görünüyor. Fakat bu buradaki örnek kurarken arttırma eksiltmelerimizden kaynaklandı. 2 4 6 7 burası lastik olarak kolumuzun kenarından devam edecek kısım. Bu şekilde ben şimdi örmeye devam edeceğim. Bu ayraçlarla işim bitti. Toplamda 13 ilmek eksiltmiş oldum. 7 ilmek eklemiştim. 13 ilmek eksiltme yaptım. Yani toplamda 6 ilmek gövdeden eksilmiş oldu. 6 ilmek bu taraftan, 6 ilmek bu taraftan. Ben şimdi ön yüzdeyim ve ters örgü şeklinde örgümü devam ettireceğim örneklerin olduğu yerde. Diğer lastik gibi görünen yerlerde de lastik örgü şeklinde öreceğim. Kol kesimimiz bitti. Örneğimizi kurarak enseye kadar devam edeceğiz örgümüze. Tamamını şimdi örneğimizin ön yüzde olduğumuz için tamamını ters örgü yapıyoruz. Ayraçlarımızla işimiz bitti. Böyle görünüyor. Ben devam ediyorum örgüme. Ben bir sıra Ters yüzümü ördüm. Şimdi düz yüzümü örüyorum. Ee, düz yüzümü örerken ters tamamını ters örgü şeklinde örüyorum. Kenardaki lastik örgüler hariç. Ee, bu kol kesimlerini tamamladıktan sonra bizim şişimizde toplam 62 ilmek kalmalı en başta başlarken 74 ilmekti. 6 ilmek bu taraftan, 6 ilmek bu taraftan kesme yapınca toplam 12 ilmek eksiltmiş olmamız lazımdı. Bu yüzden ilmek sayımızı 62'ye düşürmeli düşürmüş olmamız gerekiyordu. Biz şimdi buralarda kesme yaparken aynı zamanda hemen kenarda örnek kurmaya da devam ettik. 3 arttırıp 3 ilmeği keserek. buradaki kesmeleri yaparken bir tane ilmeğimiz fazla çıktı. Onu da hani örmemiştik. Şimdi onu o fazla çıkan ilmeği bu tarafta 3 6 7 bu lastiğe giden ilmeklerimiz bu örnek kurduğumuz ilmek bunu bu lastikle birlikte kesmemiz lazım. İlmek sayımızın 62'ye düşmesi için. Bu taraftaki kabartılı bu nohut örneği. Bu taraftaki kabartılı nohut örneği. Yani şurada üçünde kestiğimizde. Yani bu tarafta kesiyoruz. Bu tarafta arttırıyoruz. Örnek kurarken öyleydi ya. En başında eğer kesme şeklinde başladıysak. Bitirirken arttırma şeklinde bitirmeliyiz. Şimdi ben bu ters yüzü öreceğim. Ee, tamamladıktan sonra. Tamamlarken şu ikisini birlikte alacağım. Hani o almadığımız kısmı yapıyorum şimdi. Almadığımız kısmı tamamlayacağım. Orayı lastik örgüye dahil edeceğim keserek. Şimdi son lastik örgü dışında kalan şu son ilmeği lastik örgüye dahil ediyorum. bir alarak. Burası lastiğe dahil olan yer. Böylece arka yüzde örnek kurarken o dengeyi sağlamış oluyoruz ve toplam 12 ilmek eksiltmemizi de yapmış oluyoruz. Ters yüzümüzdeyiz. Şu an örnek kuracağım ben lastik örgümü tamamladıktan sonra. 3 6 Bu da lastik. Kenardaki lastiğimize dahil olan yer. Şimdi şöyle bakıyoruz. Şurası keseceğimiz yer, şurası arttıracağımız yer. Hemen lastiğimizin kenarında olduğu için ben arttırmaları yapmıyorum. Onu normal arka yüzde düz örgü olarak örüyorum. Arttırmamı yapacağım. E, Eksiltmemi yapacağım burada. Şimdi böylece eksiltme ile başlamış olduk. Bu tarafta da 3, 6, 7. öyle önden bakalım. Şurada eksiltmemizi yaptık. 3 6 7. Burada hemen burada arttırmamızı yapacağız. Geri geliyorum. 6 7 burası lastiğimizin olduğu yer. Hemen dibinde burada örnek kuracağız, arttırmamızı yapacağız. Ve sonra eksiltmemizi yapacağız. Böylece arttırmayla başladık örneğimizi kurmaya. Burada en sonda şurası lastiğin olduğu kısım. 7 ilmek. En sonda şu 3 ilmeği eksiltme yaparak tamamlayacağız örneğimizi. Böylece bu sayımız hiç eksiltme veya artma olmadan devam ettireceğiz. Kenarlardan da 7 ilmek olarak lastik örgümüzü devam ettireceğiz. Böylece şişimizde şu an toplam 62 ilmeğimiz oldu. 74 ilmekle başlamıştık. 64 ilmek kenarlardan eksiltme yaparak 62 ilmeği toplam 12 ilmek eksiltme yapmış olarak 62 ilmeği düşürdük ve e, örnek kurulumunu devam ettirerek bir miktar daha öreceğiz omuz hizasına kadar. Ben arka kısmı bir miktar ördüm, şöyle ölçerek göstereyim. Şu oyma hizasından itibaren 10, 10 santim örmüş oldum. 10 santim kadar ördüm ve şimdi ense oyuntusunu yapacağım. Ense oyuntusunu şu şekilde yapacağım. İlmeklerimizin tamamı 62 idi. Kenarlara yani omuz kısmına 15 ilmek ayırıyorum. Ortaya 15-15-30 ortaya 32 ilmek kalıyor. O 32 ilmeği 3 2 1 şeklinde kenarlardan keseceğim. Yani bu taraftan 6 ilmek, bu taraftan 6 ilmek keseceğim. Yani 30 ilmeğin toplamda 12 ilmeği kesilince ortada 20 ilmek. Şuradaki 20 ilmeği kesip, direkt kesip bu bu tarafı örmeye başlayacağım 3 2 1 şeklinde kesinti yaparak. Şimdi ben o yüzden 15 ilmeğimi ördüm ve o 6 ilmeğimi de ördüm. 21 ilmek örmüş oldum. Bu ortadaki 20 ilmeği kesip bu tarafa geçeceğim. Şimdi ortadaki 20 ilmeğimi kesiyorum. Bu ön yüzde biz örnek kurmuyoruz. Ters örgü olarak yapıyoruz. O yüzden ben de ters örgü şeklinde kesiyorum. Kesmeyi şöyle yapıyorum. Şurada 21 ilmeğim var. Ben şimdi 2 ilmek örüp üstünden atlatarak kesiyorum. 1 2 3 Bu şekilde 20 tane keseceğim. Ortadan 20 ilmeğimi kestim. Şimdi bu tarafta 21 ilmeğim, bu tarafta da 21 ilmeğim, şu da dahil 21 ilmeğim kaldı. Bunu sıra sonuna kadar örüyorum. Ters sırada ters sıramı da örüyorum yani arka yüzümü de örüyorum. Ondan sonra tekrar bu tarafa geldiğim zaman buradan 3 ilmek keseceğim. Şimdi bu sıramı böyle tamamlıyorum. Bu omuzu örmeye başlayacağız. Arka yüze geçtim. Arka yüzde örnek kurulumunu yapıyoruz. 3, 6, 7 lastiğimi ördüm. Şimdi örnek kurulumunu yapmaya devam edeceğim. Şu üçlüyü kesiyorum. Burada arttırma yapıyorum. Burada arttırma ile başlıyorum. Burada arttırma ile başladıysam bunun sonunda eksiltme, en son eksiltme yapmam gerekiyor. Sayılmasın değişmemesi için. Bu örnekte bu şekilde kuruluyor. Ilmek sayımız aynı kalması için Eksiltme ile başladıysak arttırma ile bitiriyoruz. Arttırma ile başladıysak eksiltme ile bitiriyoruz. Ben şimdi ters yüzdeyim o yüzden örnek kuruyorum. Son iki ilmeğim kaldı. Ben burada Örneğimi arttırma ile başlamıştım. Şurada arttırma yapmıştım. Yani şu lastikten sonraki hemen ilk örneği arttırma ile başlamıştım. O yüzden en son şimdi eksiltmemi yaptım. Eksiltme yaptığım için burada bir daha arttırma yapmayacağım. Sayım değişmesin diye. Normal öreceğim burayı. Dönüyorum ve e, yaka oyuntusunu yapmak için 3 ilmeğimi keseceğim şimdi. Ön yüzde ters örüyorduk. Ters örgü şeklinde örerek ilk ilmeğimi örmeden aldım. Örerek keseceğim. 2 ilmek ördüm. Arkadakini üstünden atlatıp birinci ilmeğimi kestim, ikinci ilmeğimi kestim, üçüncüyü de kestim. Şimdi örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar öreceğim. Arka yüze geldim. Tekrar örneğimi kuruyorum. 7 tane 7 ilmek lastiğimi ördükten sonra örneğimi kuruyorum. Burada şimdi kesme sırasına gel geldim. Kesmemi yaptım. Yani örneğime kesme ile başladım. Arttırma ile bitireceğim. Arttırdım. Tekrar kesiyorum ters olarak. Kesmeyle başlamıştık. Arttırmayla bitireceğiz. Şimdi kesme yapmayacağım. Normal öreceğim bu kısmı. Düz olarak örüyorum. Dönüyorum. 2 ilmek keseceğim. 3 ilmeğimi kesmiştim. Şimdi 2 ilmek keseceğim. 3 2 1 şeklinde. Ters olarak ilk ilmeğimi şişme örmeden geçirdim. Ondan sonra 2 ilmek kesiyorum. 1 2. Bu sıramı böyle ters olarak örüyorum. 3 kesmiştik, 2 kestik. Sonra 1 keseceğiz tekrar bu yüze geldiğimizde. Ters yüzüme geldim. Yine örnek kurulumundayım. Şöyle bakıyorum. Burası arttırma yeri. Arttırmayla başlıyorum arttırma ile başladıysam eksiltme ile bitireceğim. Ve eksiltmemi yapıyorum. Düz olarak son ilmeğimi örüyorum. Ve son kesmemi yapıyorum. Omuz için son kesme olacak bu. Bir tane keseceğim ve kesme işim bitecek. Şişimde 15 ilmeğim kalacak. Örmeden aldım. Ters olarak ördüm ve kesiyorum. Evet. Şimdi tamamını ters olarak örüyorum. lastik örgümü yapıyorum. İpimi arkaya aldım. ikisini örmeden geçirdim. Şöyle tutup göstereyim. Şu şekilde bir yaka, ense yaka oyuntusunu yaptık. Ben şimdi bu ters sıramı da örüyorum. Burayı örerken, bu tarafta örerken keseceğim. Kesme işlemini de yapacağım. Kesmeden de hmm, ilmekleri dikme şeklinde de yapabilirim. Şimdi size bu şekilde gösteriyorum. Bu omuzla işimiz bitti. Bu şekilde oldu. Şimdi bu omuzu öreceğiz. Ters yüzden başlıyoruz. Bir ip bağlayıp şu şekilde hemen örmeye başlıyorum. İlk ilmeği örüyorum. buradan şöyle bakıyorum iki ilmeği ördüm burası arttırma yeri burası kesme yeri arttırmamı yapıyorum kesmemi yapıyorum arttırmamı yapıyorum bu şekilde örneğimi kurarak Sıra sonuna kadar geliyorum. Ön yüzüme geldim. Sıra sonuna kadar bunu örmeye devam ediyorum. Ön yüzümde ters örgü şeklinde örüyorum tamamını. bu son iki ilmeği önden hani dönünce 3 ilmek kesecektik ya 3 2 1 şeklinde. Önden hemen burada kesiyorum. Birinciyi kesmiş olduk yani. Şimdi ikinciyi keseceğim. Örmeden aldım. İkinciyi kestik. Ve üçüncü ilmeğimi kesmiş oldum. Kesmemi yaptım. Şimdi burada örnek kurarak örmeye devam ediyorum. Bakıyorum. Örnek kurulumunda ne yapacağım? Burası arttırma yeri. Ama burada 3 6 7. Burada da arttırmayla en son bitiyor. O yüzden bu arttırma yerinde bu arttırmamı yapmayacağım. En son bu örnek kurarken burada arttırmayla yani şunun üstü arttırma oluyor. Arttırmayla bitireceğim için burada eksiltme ile başlamam lazım. Ki ilmek sayım değişmesin. O yüzden şurada gördüğüm bu ilmekte ben arttırmayı yapmayacağım. Normal öreceğim orayı. Örüyorum. Yani eksiltme ile başlayacağım ben örneğimi. Eksiltmemi yaptım. Şimdi arttırmamı yapıyorum. Tekrar eksiltmemi yapıyorum. Eksiltme ile başlamıştım örneği. Arttırma bitiriyorum. Normal lastik örgümü yapıyorum şimdi. Arka yüzde olduğum için ipimi kendime alıp, kendime doğru alıp bu son iki ilmeği örmeden şişime geçirdim. Örmeye devam ediyorum. Ön yüzdeyim. 3 kesmemi yapmıştım. Şimdi 2 kesmemi yapacağım. lastik örgümü yapıyorum. Şimdi burada tamamını ters örgü şeklinde yapacağım. Son iki ilmeğim kaldı. Bunu burada kesiyorum bu şekilde. Diğer bir ilmeğimi de ters yüze geldiğinde şimdi keseceğim. Örmeden alıyorum. Örmeden aldım bunu. İkinci ilmeğimi de bu şekilde kestim. Şimdi örnek kurulumuna tekrar devam edeceğim. Şöyle bakıyorum. 3, 6, 7. Bu lastiğimizin ilmekleri. Şu 3 ilmeği birlikte toplayacağım. Yani burada kesme yapacaksan burada arttırma yaparak başlayacağım demek oluyor. Kesmeye yapacağım. Arttırma. Şurası da kesme. Şurada arttırma yaparak başlıyorum. Arttırmamı yaptım. Bitirirken, örneğimi bitirirken de kesme yaparak bitirmem gerekiyor. İlmek sayımın değişmemesi için. Şimdi kesme yaparak örneğimi bitiriyorum. Sonra lastik örgü kısmına geçtim. Kesmemi yaptım. Şimdi lastik örgümü yapıyorum. Ve keseceğim son bir ilmeğim kaldı. 3, 2, 1 kesme şeklinde yapıyorduk enseyi. 3 kestik. Sonraki sırada 2 kestik. Şimdi son bir ee, kesmem kaldı. Onu da kesince ense, omuz, ee, omuzdaki oyuntuyu ensedeki oyuntuyu bitirmiş oluyorum. Ön yüzde olduğum için örgümün tamamını düz ters örgü şeklinde örüyorum örnek kurmadan. Son ilmeğimi yine bu tarafta keseceğim. Evet. Artık kesmelerim bitti. 3 2 1 şeklinde kesmemi yaptım. Böyle. Ben bu sıramı böyle öreceğim. Bu tarafa dönerken ilmeklerimin tamamını keseceğim. Şöyle bakıyorum. 6 7. Bu lastiğin burası arttırma. O zaman kesmeyle başlamam lazım. Şuralara örnek kurmayacağım. kesme kesmeyle başladım. Sonra arttırmamı yapıyorum burada. Lastiğimi örüyorum. Ve bu yakada yani bu ön yüze geçtiğimde de ilmeklerimin tamamını kesiyorum. en oyuntumu yaptım. Toplam uzunluğunu vereyim. 13 santim. 13 santim. Kol oyuntusu yapmış olduk. Şimdi ön yüzümü öreceğim. Yeleğimin. Bunun için 43 ilmek Ile başlayacağım